Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Evet, değerli izleyenleri, Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti. Toplantımızın hayırlısı vesile olmasını gönülden temenni ediyorum. Bu 2019 yılına kadar İstanbul'da ne yapacağız? İzmir'de ne yapacağız? Bir kere 2019 yılına kadar İzmir'de 50 tane baraj ve gölet inşa edeceğiz. 53 tane sulama tesisini inşa ediyoruz. 4 adet tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ormanı kuruyoruz. 7 tane de bal ormanı kuruyoruz. Bunların hepsi yerlerimiz var. İzmir'de toplam olarak 45 adet baraj ve gölet inşa ediyoruz. Ben şunu soruyorum. Yani bizden önce AK Parti hükümetinden önce, yani hükümetimizden önce değil, burası resmi bir toplantı. Hükümetimizden önce acaba kaç tane baraj ve gölet yapıldı? Bunlara var mı bilemiyorum. Bir elin, tek elin parmaklara kadar yoktur. Hele mesela Küçük Menderes'te hiçbir tesis yoktu. Akırçay'da hiçbir tesis yoktu. Biz diyoruz ki kesinlikle İzmir'de organik tarım üretim ve ihracatını artıracak bir çalışma yapacağız. İzmir'de son 13 yılda organik tarım üretim alanı %280 artmış. İnşallah İzmir'i lokomotif şehir haline getireceğiz. Ayrıca çiftçimize destekli devam edecek. 5 yılda çiftçimize bakın dikkat edin. 2 milyar TL, 2 katilyon destek vereceğiz. Bu da planlandı. Ben Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza onların çok değerli ilgilerine teşekkür ediyorum tabii ki. İzmir'den 5 milyar dolarlık 2019 yılına kadar ihracat yapılması için tıbbi ve aromatik bitkilerde gereken ne varsa bunu yapacağız. Bir de kentsel görüşüm. Efendim burada hakikaten TOKİ ile görüştüm. TOKİ burada büyük bir hazırlık yapıyor. Fakat hazırlık yetişmedi Sayın Başkanım, TOKİ'nin hazırlığı. Çünkü büyük bir hazırlık yapıyor. TOKİ burada özellikle emekliler için, dal geriler için ve kentsel dönüşümü isteyen bir takım evlerde biz bütün ara sokakları geziyoruz. İnanın eşimle geziyor. Öyle yerler var ki yağmurda fareler ortaya çıkıyor, ev basıyor, yılanlar ortaya çıkıyor. Çok da uzak değil. Bornova'nın hemen üst kısmına giderseniz bunları görürsünüz. Yani özellikle sayın basın mensupları, lütfen arka planlarla bir dolaşırsanız İzmir'in hakikaten marka şehir olması için muhteşem bir şehirleşme ihtiyacı var. Bunu da tabii inşallah hep beraber bütün güçler, başta valimiz olmak üzere, kamu kuruluşları, belediyelerimizle birlikte el birliği yaparız. Bu konuda biz de her türlü desteği vereceğiz. Bakın şunu açık söyleyeyim. Neticede İzmir hepimizin İzmir'i. Yani ben asla şunu düşünmüyorum. Ya şu vazife belediyenin vazifesi. Bana ne demiyoruz. Biz buradaki bütün tecrübemizi, varsa gücümüzü ortaya koyacağız. Birlikte İzmir'i ayak alacağız. Körfez'in temizliğinin takipçisi olacağız. Şu anda büyük bir ekip kurduk. Ama biz inşallah seçimlerden önce bunun bir polemik unsuru olmasını istemediği için yani kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama bunun takipçisi olacağız. Birlikte hep beraber. Bize de düşen bir vazife varsa bunu da Alici temizleyen bir kişi olarak her türlü desteği vereceğim. Yani bir bakan olarak değil, burada bir nefer olarak çalışacağım. Sağlıkta İzmir bütün dünyanın gıptayla baktığı, imrendiği bir il olacak ve sağlık turizminin merkezi olacak. Bütün Ege bölgesinin en büyük sağlık komplekslerinin en büyük hastanelerinin olduğu bir merkez olacak. Bunun sözünü verdik, veriyoruz, yapıyoruz zaten. Sanayi teknolojide İzmir'i teknoloji geliştirme merkezi kurmaya karar verdik. Bakın bu çok önemli. İleri teknoloji, ileri sanayinin bir imalat, üretim ve ihracat üssü yapmaya karar verdik. Nitekim biliyorsunuz bu 5. bölge yani en ileri teşvik yapılan bölge teşviklerinden İzmir bu konularda pay alacak. Ben özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakan olarak ben şu anda da İzmir'in bir bakan olarak bunların takipçisi olacağım sözü veriyorum. Ahmet. Biz sözümüzün eriyiz. Zaten daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan kendi de bize söylerdi.
yapamayacağınız şeyin sözünü vermeyin. Ahmet. Dolayısıyla biz yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ben Veseler olarak diyorum ki, bütün bunların açıkladığımız bütün projelerin sözünü veriyoruz. Söz böyle verir. Başka türlü söz vermez, tamam mı? Bizim sözümüz noterden çok daha sağlamdır. Artık İzmir'in sahibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'dur. Ben de İzmir'in hizmetkarı olarak ve diğer arkadaşlarla milletvekillerimizle birlikte, bütün milletvekilleri tabii ki seçilen bütün milletvekilleriyle birlikte bu konuların tartışması. İzmir'deki anket yaptık. İzmir'in problemleri sizce nedir diye baktığımız zaman İzmir'in problemlerinin %80'inin tamamı belediyelerin yapması gereken işler olmamış. Nedir en büyük problem? Trafik, yol problemi gözüküyor. Artı kanalizasyondan ve çöplerden bahsediyor. Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanı veyahut da Valimizin Başkanı, benim başkanımda toplantı yaparız. Bütün tarafları toplara, gerek çöp, Armandalı çöp için, gerek köfes için her türlü desteği vermeye hazırız. Ama burada bir takipsizlik olduğunu da vurgulamak istiyorum. İyi olur ama tabii bu mümkün değil. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.